aracımızı aldık bakalım. Kanalımız için Türkiye'de bu yaz modifiye edeceğimiz aracı aldık. Her şeyini değiştireceğiz ve arabayı bildiğiniz M3'e çevireceğiz arkadaşlar. Toplanmaları taksak mı GTS'nin? Yani sadece soruyorum. Evet arkadaşlar, hepinize selam. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu an gözlerimi kamaştırıyorsunuz. Baştan da görmüş olduğunuz üzere bugün kanalımız için yeni araba alma videosu çekiyoruz. Kanalımıza yeni bir araba projesi alacağız. Bayağı uzun zamandır YouTube kanalımıza video gelmiyordu. Ama bunu telafi edecek bir video geldi şu an. Yaklaşık 4 saat sonra yola çıkacağız. Gece 1.30 gibi yola çıkacağız. Saat 5'te de orada olacağız arkadaşlar. Paris'e araba almaya gidiyorum. Şu 4 kasayı bildiğiniz gibi modifiye ettik. Daha bunu yapacağımız birkaç şey daha var. Onlar da ilerleyen günlerde gelecek tabii ki. Bu projemizin de sonlarına doğru yaklaşmışken dedim ki artık şimdiden bir arabayı alayım, nasıl olsa sıla yolu videosu da yaklaşıyor. Biraz da araba bulamama korkusu falan vardı içimde. Sonuçta 2 ay kaldı şurada. 2 ay içerisinde araba bulmam gerekiyordu. Biraz acele oldu. İlk başta bir 4 kasa bulmuştum. M paket, orijinal, kupe, oda aynı bunun gibi niyetlenmiştim. Her şey tamamdı ama ne olduysa onu alamadık. Nasip olmadı. Ben zaten araba almadan önce zaman hayırlısıysa nasip olsun diye dua ediyorum. Olmuyorsa da kafaya da takmıyorum. Demek ki hayırlı değilmiş. Bir tane de 3 kasa bulmuştum. F30 beyaz. O da lüks paketi ama gırtlak doluydu. Onda güzel opsiyonlar falan vardı. O da nasip olmadı. Bugün de bakalım. Bir tane araba buldum. Paris'e kadar gireceğiz. Eğer her şey tas tamamsa, kağıt kürekleri olsun, arabanın durumu olsun, her şey iyiyse artık kanalımıza hayırlı olsun deyip yeni proje aracımızı da almış olacağız. Ve onu da bu ailemize katmış olacağız arkadaşlar. Onunla da artık bomba videolar gelecek. Onu da güzelce modifiye yapmıştık. Şu 5 kasayı da M5'e çevireceğiz. Ve gelin şimdi sizlerle 4-5 saatlik yolculuğumuza çıkalım ve aracımızı almaya gidelim. Detaylı bir incelemesini yapacağız. Sonuçta alacağımız araba bayağı opsiyonlu, gırtlak dolu paket. Videomuza da geçmeden arkadaşlar, eğer kanalımıza yeni gelenler varsa da bu aracımızın da modifiye videosu YouTube kanalımızda mevcut. Kanalımıza giderek bunun modifiye sürecini de oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an saat gece 2 ve yola çıkıyoruz bakalım. Bizi yaklaşık bir 4 saatlik yol bekliyor ve 4 saat sonra yine aracımıza kavuşacağız. Evet arkadaşlar, saat şu an 2, tam 2. Saat 5 gibi orada olacağız bakalım. Birazdan görüşürüz. İnşallah birkaç ay sonra da böylesine yolculuğuna çıkacağız. Evet arkadaşlar, tekrar düştük yola. Aracımızı aldık bakalım. Önde gidiyor. Tahminleri alalım bakalım. Toplanmalarından anlamışsınızdır. Daha doğrusu Mersocular anlamıştır. Taşlara bir gün doğuşu var. Gece çıktık yola. Şu an gün doğuşuyla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda da böyle kazasız belasız sıla yolda yapmak nasip olur. Güzel projeler gelecek. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Aracımızı bambaşka bir hale getireceğiz. Şu anlık 400 kilometrelik yol bekliyor beni. Babam önde gidiyor. Babam da basıyor bakalım önde. Biz arkasından gidelim. Fazla yaklaşmayalım, yoksa telefon kullandığımı görürse fırçayı yeriz arkadaşlar. Sesim gitti şarkı söyleyeceğim diye. Sesim kısıldı. Şu an önüme bir Audi attım. Peşinden gidiyorum. Radarlar falan olur diye. Kendisi sanırım yolları tanıyor. Basıyor. Biz de peşinden gidiyoruz. Eğer radar patlarsa ilk ona patlar, ondan sonra bize. Önümüze böyle bir güvenlik aldık. Yem olarak Audi'yi kullanıyoruz. Bastın bakalım, bastan biz arkasından gidiyoruz. Aracımız da bu arkadaşlar. Şimdiden hile yapmadan, videoyu sardırmadan ileri yorumlara hangi model olduğunu yazarsanız bakalım kaç kişi bilecek hangi model olduğunu. Markayı zaten biliyorsunuz ama hangi model arkadaşlar, yorumlara yazın bakalım hile yapmadan. Kanalımız için Türkiye'de bu yaz modifiye edeceğimiz aracı aldık. Birazdan sizlere aracı da göstereceğim. Hava güneşli olduğu için, yaz geldiğinden dolayı bizim mahalle biraz uyandı. Herkes burada iş güç yapıyor. Ot falan kesiyorlar. Biraz ses gelebilir. Bu nedenle kusura bakmayın. Bu videomuzda sizlere aracımızı tanıtacağız ve aracımıza uygulayacağımız tüm modifiyelerden bahsedeceğim. Sizler de şimdiden arkadaşlar aklınıza gelebilecek olan tüm modifiye fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Şu görmüş olduğunuz 4 kasayı modifiye etmiş olduğumuz gibi bu yeni almış olduğumuz proje aracında bambaşka bir hale getireceğiz. Bu sefer A'dan Z'ye değiştireceğiz arabayı. Kaplama olsun, basma olsun. Onlara zaten birazdan değineceğim. Şimdi gelin arkadaşlar, fazla uzatmadan sizlere yeni proje aracımızı göstereyim. BMW F30 YouTube kanalımıza hayırlı olsun. Videomuza da geçmeyin arkadaşlar, bir hayırlı olsun deme adına bu videomuza da like atarsanız sevinirim. Araba biraz sert de kupe olduğundan dolayıymış. Çünkü 4 kasa Grand Coupe kullanma şansım da olmuştu 5 kapılısını. Konforu F10'la aynıydı. Ama bu kupe olduğu için tüm tümsekleri olsun, tangın turungur gidiyorsunuz. Yani tüm hissiyatı alıyorsunuz. O biraz bana biraz değişik gelmişti ama alıştım. Gayet çok efsane bir sürüş var arabanın. Ama bu
F30'u aldıktan sonra ufak bir şok geçirdim gibi oldu. Konforu falan olsun. Güzel ama sürüşü biraz değişik arkadaşlar. Pek beğenmedim diyebiliriz. 4 kasa kat kat daha iyiydi. Ama olsun, bir F30'da modifiye etmeyi de çok istiyordum. Arabayı komple M3'e çevireceğiz arkadaşlar. Body kit olsun. Sadece tamponlarla kalmayacağız. Aracın kaputu olmak üzere, çamurlukları olmak üzere her şeyini değiştireceğiz. Ve arabayı bildiğiniz M3'e çevireceğiz arkadaşlar. Ve dedim ki bu camiada biz de olan dedim. Bu F30 piyasasına biz de girelim dedim. Dostlar, inceleme aşamasına geçmeden önce bu arabayı siz olsaydınız nasıl modifiye ederdiniz? Neler yapardınız? Onları da yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyup bana da fikir oluşmuş olur. Bir aracımızı incelemekle başlayalım. İlk olarak sizlerin gözüne ilk çarpan şeylerden biri şu yazıdır. X-Drive yazısı. Neden mi X-Drive aldım? Bu denk geldi diyelim. Normalde X-Drive almak istemiyordum. Arkadan itişli istiyordum. Ama bu nasip oldu. Demek ki hayırlısında bu varmış. Eğer belki arkadan itişli alsaydık, yanlayalım falan derken arabayı perte çıkarabilirdik. Kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz bakalım. Artık o büyük motorlu araçlarda arkadaşlar, bu projeden sonra söz veriyorum gelecek benzinliğe geçeceğiz. Benzinliğe de çok baktım ama maalesef Fransa'da benzinli araba pek yaygın değil. Aracımızın dışından bahsedecek olursak, aracın rengi koyu mavi, karbon şarja yakın bir renk. Nasıl olsa aracımızı kaplayacağız bildiğiniz üzere. Kaplama açısından da hangi renk üzerine gidelim, onlar da yorumlara yazın. Aklımda biraz cırlak bir renk vardı arkadaşlar, dikkat çeksin istiyorum. Mesela kırmızı olabilir, alev kırmızısı ya da mavi. Gösteri resimlerini buraya koyuyorum, sizler de yorumlara yazın mutlaka. Sarı da olabilir ve bir de Midnight Purple denler vardı. O da çok güzel bir renk, belki o renk de olabilir. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz ki şu F32'ye GTS'nin stoplanmalarını tak diye çok fazla kafamı ağrıtmıştınız. Beni gaza getirip bu stopları da araca aldırmıştınız arkadaşlar, beni masrafa sokarak. Diyorum ki şu F30'a da bir stoplanmalar taksak mı GTS'nin, yani sadece soruyorum. Eğer beni bir gaza getirirseniz, şu arabaya yaptığınız gibi 500 yorum falan yazarsanız, ki bu videoya 500 yorum attınız sırf o stoplanmaları takmam adına. Eğer bu videoda öyle bir çılgınlık falan yaparsanız, bu aracımıza da GTS'nin stoplanmalarını takmayı düşünüyorum. Bakalım artık, eğer çok isterseniz. Bu GTS'lerde iki renk seçeneğimiz var. Bir kırmızı, bunda olduğu gibi, ve bir de siyah modelleri falan var. Bir de RC kasanın stoplanmaları var. Onlar da çok gayet şık gösteriyor. Ya RC'nin stoplanmalarını takacağız, kırmızı ya da siyah. Onları buraya ekledim şimdi. Ya da GTS'nin, yani şuna taktığımız gibi, GTS'nin kırmızı ya da siyah modellerini takacağız. Hangilerini takalım yorumlara yazın. Hangi modeller olsun, hangi renk olsun. Fikirlerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şu aracımızın totosunu bambaşka hale getirelim. Şöyle bir göstereyim. Hatta şöyle bir de bir hatıra resmi çekelim. İlk haliyle. Bakalım bugünden itibaren aracımızın arkası nasıl büyük bir değişiklikle karşılaşacak. Anahtarımız da bu şekilde. Tüm F kasaların anahtarları zaten hepsiyle de aynı. Bununki gri. F32'mizinki de mavi çizgili. F12'de siyah. En azından anahtarları karıştırmıyoruz. Şöyle elektriksiz bagajımız var. F30'larda olmayan bir opsiyon maalesef. Buradan da aracımızın geri görüş kamerasını da görebiliyoruz. Hemen şuradan devam edelim. Üzerinde 4 tane sıfır lastiklerimiz var. Bundan yerine zaten 20'lik bir jant takacağız dostlar. BBS jant fikri vardı aklımda. Onunla gösteri resmini buraya koydum. Krom üzerine gitmeyi düşünüyordum. Ve orta gövdesini de beyaza boyamak. O şekilde güzel bir görüntü elde edeceğimizi de düşünüyorum. Aracımızı zaten mutlaka basacağız. İlk yapacağımız şeylerden biri o arkadaşlar. Aracımız lüks free paket olduğu için, yani M paket olmadığından dolayı, aracımız hem basık değil. Buna bir spor yay kiti takacağız. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bildiğiniz gibi aracımız maalesef ki X-Drive. Sağlık olsun diyelim. Ama X-Drive basılır mı? O yönden biraz kafam karışık. Eğer arabadan anlayan arkadaşlarımız, dostlarımız varsa, beni aydınlatırsa sevinirim yorumlar kısmından. X-Drive araç basılır mı arkadaşlar? Arabaya spor yayı takmayı düşünüyordum. Ve arabaya da arkadaşlar flash spacer takmayı düşünüyordum. Arka çamurluklarımızı şişireceğimiz için arka tekerlerde dışa doğru çıkmasını istiyordum. Aracımız X-Drive olduğu için arkaya spacer, flash falan takabilir miyiz? Eğer bilenler varsa, onlar da yorumlara yazarsa sevinirim. Aracın üzerine tabii ki de, bagaj üzerine de bir spoiler takacağız. Biraz daha abartı bir spoiler olacak. Arkaya tabii ki de 4 çıkışlı egzozumuz gelecek. Arkaya büyük bir difüzör gelecek. Böyle uzun uzun çizgililerden. Yanlara falan da lip gelecek, şu yanlara arkadaşlar. Ondan sonra aracın altına tabii ki kesinlikle de, altına da tabii ki de bir de lip takacağız mutlaka. Aracın tavanı da piano black'e kaplayacağız. O şart, siyah piano black olacak. Bunları da piano black rengine kaplayacağız tabii ki de.
bu şekilde olmaz. Aracı çok düşük gösteriyor. Tabii ki de arkadaşlar aracımıza bir body kit'e gideceğiz. M3 body kit takacağız. Yani ön tamponumuzu M3 tampon takacağız. M4 tamponu tak diyordunuz. Buna takmadık ama buna takacağız mutlak. Ondan sonra şu yan çamurluklar komple değişecek. Buna M3 çamurluğu takacağız. Şu bahsettiğim demir kısmından arkadaşlar. Plastik miymiş lan bu? Ha yok, demir. Renault mu oğlum lan? Bunu da plastik koymasınlar bari. Buralarda hava kanalları falan olacak arkadaşlar. 20'lik jant takacağız dediğim gibi. Kaliperler boyanacak. Ön pancurlarımız M3 pancur gelecek. Ön lip gelecek arkadaşlar. Birkaç ön lip modelleri falan var. Onları da buraya ekledim. Aracın kaputu değişecek. Videonun başında sizlere söylediğim gibi M3 kaputu takacağız. Şu ortası şişikli olandan. Şimdi sadece ön tamponları falan değiştirirsek, kaputu elemesek çok eksik duracağını düşünüyorum. Şu an bir araba geliyor. Bakalım ne geliyormuş. Büyük ihtimal Porsche diyorum ben. Ya da Ferrari. Oo, Supra. Anan anasını. Burayı da Monaco'ya çevirdiler ha. Supra geçti. Az önce de bir Ferrari geçti. O yüzden Ferrari dedim. Oradan bir şansımı kullandım ama maalesef Ferrari çıkmadı. Supra çıktı. Bizimki de benzinli olsaydı keşke. Şuna bir yazılım atardık böyle popcornunda çatara patara. Neyse artık. O da artık seneye kaldı diyelim. İnşallah seneye bir benzinli alırız da bir de şu egzoz sisteminin tadına bakarız arkadaşlar. Ondan sonra aracımızda opsiyon olarak ne var? Keyless go'muz var. Keyless entry'miz. Anahtarınızı cebinizden çıkarmadan aracı bu şekilde açabiliyorsunuz. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi buraya basarak da aracı da kilitlemiş oluyorsunuz. Elimizi açalım. Aracımızı açtık. Ve içine de girdiğimizde gözümüze ilk çarpan şeylerden ve her yerinde düğme olması. Aracımız dediğim gibi full artı full. Birkaç eksiği vardır tabii mutlaka. Gözümüze çarpan Harman Kardon ses sistemi. Harman Kardon ses sistemine bu arabada bayılmıştım. Ve Harman Kardon mutlaka istiyordum. Bunlarda gerçekten çok efsane ses kalitesi falan var. Sıla yolunda da falan önemli bizim için arkadaşlar. Sizlere kaliteli videolar sunmak için ve benim de uykum gelmemesi için böyle bir ses sisteminin üzerine gittik. Şurada gözümüze ilk çarpan olan şeylerden tuşlarımız. Burada iki tane tuşumuz eksik. Head-up display tuşumuz yok burada. Ama head-up display'miz var. Onun ayarı da bir ekrandan yapıyorsunuz ayarını. Burada yok o tuşu ama o opsiyonumuz var aracımızda. Şerit takip sistemimiz var. Direksiyon, bunu da yoldan gelirken test etmiştim. Şeritten çıkınca direksiyon titriyor. Güzel bir opsiyonmuş. Eğer uykun falan gelirse sana haber veriyor. Ya şeridinden çıkıyorsun diye. Bu da çarpmama sistemi. Bunu da test ettim. Öndeki araca çok yaklaştığınızda şuradan uyarı yanıyor. Araba kendi kendine fren yapıyor. Burada havzalı koltuğumuz var. İki tane havzalıymış. Elektrikli koltuğumuz var. Spor koltuklarımız. Şöyle ön bacak ayarı falan filan var. Bu koltuklara çok istediğim bir koltuktu. Ve maalesef ki sizlere şu an hüsrana uğradığınız hayalet ekranımız yok. Büyük ihtimal buna da hayalet ekran takacağız. Çok istemiştiniz. Ve aracın içine oturduğumuzda şu gözümüze çarpan davul gibi direksiyonu. İlk yapacağımız şeylerden biri de bu. Şu an bakmaya zaten başladım. Bu direksiyonu atıp yerine bu F32 taktığımız gibi, yani modifiye ettiğimiz gibi RC kasanın yuvarlak gövdede direksiyonunu takacağız. Ve tabii ki onu da alkantaraya kapladıktan sonra araca paletler ekleyeceğiz. Opsiyon olarak maalesef ki paletlerimiz yok arkadaşlar. Yani spor vites kutumuz yok. Normalde var. Bu da çok kalitesiz duruyor. Bunu da değiştirip yerine spor vites kutusunu takacağız ve F1 vites geçişlerimizde aracımıza yazılım yaptıktan sonra onları da eklemiş olacağız. Şöyle de sizlere göstereyim. Tıpkı bu direksiyonumuz gibi. Yani şu direksiyonun güzelliğine bakar mısınız? Aracımızda büyük ekranımız var. O da çok istediğim bir opsiyondu. Aracımızda bir de arkadaşlar 360 derece kamera sistemimiz var. Koltuk ısıtma sistemimiz var. Burada da orijinalinden alarm sistemimiz falan var. SOS tuşumuz da var. Şurayı da açtığımızda USB ve AUX girişlerimiz mevcut. Şeyimiz var. Şu neydi? Cama yansıyor. Head-up display. Türkçesini bilmiyorum. Fransızcası da afişaj tetot. Kör nokta uyarı sistemimiz de var arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. F10 kadar geniş olmasa da F32'ye göre gayet geniş. Aracımızın kaputunu göstermeyi unuttuk arkadaşlar. Şu bir V12'yi bir görelim ya, değil mi? Ve o V12'miz arkadaşlar. Biraz toz içinde kalmış. Tabi araba o kadar hızlı gidiyor ki tozlar dumanlar altında kalmış. Dediğim gibi aracımız 3.20. Biraz gücü falan yok gibi arkadaşlar. Şu 4.20'ye kadar. Bu 4.20'ye bir gaza köklediğinizde araba direkt oturuyor. Direkt hızlanıyor. Bu arabada yazılımlı mı değil mi diye de içime biraz kuşku düştü yani bu aracı kullandıktan sonra.
Çünkü bu o kadar da güçlü değil. Bu da 184 HP. Bu da 184 HP arkadaşlar. İkisi de aynı motor. Ne yapalım artık? Bize bu aracı yazılım yapacağız. Güçlendireceğiz. Benim de pek fazla motoru güçlendirme falan konusunda pek bilgim yok. Siz bu konuda benden daha çok bilgilisiniz. Aranızdan çok anlayanlar falan var bu güçlendirme konusunda. Bu aracımıza nasıl bir güçlendirme uygulayabiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl güç kazanabiliriz? Tatlı bir şekilde arkadaşlar. Çok fazla da abartıya kaçmak istemiyorum. Sonuçta motorumuz gayet yeni ve sağlıklı. 88 bin kilometrede. Yani almamın en büyük nedenlerinden biri de buydu zaten. Düşük kilometreli olması. Arabamız 88 bin kilometrede. Ve ikinci sahibinden aldım. Aracımız sadece BMW bakımlı bu zamana kadar. Stage 1 falan olabilir, Stage 2 olabilir, downpipe falan olabilir. Siz artık yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bu videomuzun sonuna da gelmeden önce aracımıza uygulayacağımız ufak bir şeyimiz var. Şuraya bir logomuzu ekleyelim camımızın üzerine. Ve artık arkadaşlar yeni projemize hayırlı olsun demek adına bu logomuzu da aracımızın üzerine yapıştıralım. Kazasız belasız modifiyemizi ederiz arkadaşlar. Ve bu yaz arkadaşlar geçenki yaz gibi sizlere güzel videolar üretmeye, çekmeye çalışacağım. Bakalım artık Türkiye'de de sanayi günlük videolarımız gelecek. Heyecanla Sıla yolunu bekliyoruz. Heyecanla sanayi günlüklerini bekliyoruz. Ve beni de mutlaka da Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel paylaşımlarımız mevcut. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinize bay bay arkadaşlar.